Alo, ben çıktım. Sen neredesin? Bak bak, buradayım. Tam karşındayım. Gördüm. Selam. Selam. Bu araba ne? Bırak şimdi arabayı. Sen ne yaptın? Avukat işlerini halledebildin mi? Aha, teslim ettim parayı. Ne oldu? Sen neden buluşmak istedin? Sevgilimle buluşmak için illa bir şey mi olması lazım? Yani bilmem. Dün gece seni abimle dövüşürken görünce bir olay seviyorsun gibime geldi. Ne bu? Böyle başıma mı kalkacaksın bunu? Rezil olduk bütün siteye. Ayrıca annem artık seninle görüşmemi yasakladı. İlişkimiz resmen yasak aşka döndü, haberin olsun. Dün konuşmamız yarım kalmıştı. Söz verdiğim gibi. Artık karşında başka bir kahraman olacak. Peki, başka kahraman bey. İlk icraatınız ne olacak? Annenle konuşacağım. Ne? Delirdin herhalde sen. Ya bizi evden attılar. Abim çekti gitti. Babam tapuyu başka bir kadının üstüne yaptı. Dün zaten siteye rezil olduk. Yani sen bu haldeki Songül Sultan'ın karşısına çıkmaktan bahsetmiyorsun herhalde şu an. Annene konuşmam gereken şeyler var. Neler var? Sen beni dün dinlemedin herhalde. Artık her şey çok farklı olacak. Bence bu kahramanı daha çok seveceksin. Buyurun efendim. Saçılmış falan görünce delendim. Biraz. Vallahi ilk kan gelmeseydi ben kalkamazdım oturduğum yerden ha. Yani böyle elim, ayağım, içim boşaldı. İnsan çocuklarına, çocuklarının annesine nasıl yapar bunu yahu? Allah Allah. İlk kanı niye getirmedin? Onu da getirseydin. Babasıyla kavga ediyor falan dedin ya. Yok yok, bana söz verdi. Hiç ilişmeyecek ona. Şimdi eşyalar meşyalar ortalıkta, Canan Hanım o depo falan ayarlayacak. Ondan sonra gelecek. Ama merak etmeyin yani, ben bir iki güne bir ev bulacağım, halledeceğiz. Yok, sen bak durumuna, toparlayana kadar kalırsınız işte. Allah senden razı olsun. Ben bir arayayım da oğlanı, ya bir sorayım bak. Ha, ay aklım gitti, sormadım ya. Sen Ahmet'e ulaşabildin mi, var mı bir haber? Yok canım, nerede? Arıyorum arıyorum, açmıyor. O da sakinleşince ilk kan gibi gelir, vallahi bak merak etme. Ha, geldi işte bak, vallahi geldi. Hadi inşallah. Aa, sen miydin? Anne. Ne oldu kızım, ne var? Ne oldu, bir kabahatin var, ben anlarım senin bu suratından. Ne oldu şimdi de avukatın parasını mı yediniz? Yok anne, ne alaka şimdi hemen para mara. Bir gelirsen bahçede seninle konuşmak isteyen biri var. Hayırdır? Canan Hanım, 5 dakikaya geliyorum ben. Hı, tamam. Yani kısacası eğer sizin de izniniz olursa bu ev konusunda size yardımcı olmak isterim. Sen. Anne bak, hem şimdi sen kendin dedin ya eşyalar ortada diye, hem babaannem de el alemin evinde, biz ne yapacağız? Sen bir dur bakalım, oğlan anlatsın. Seninle sonra konuşacağız. Anlat bakayım sen. Anlattım ya işte, yani bu kadardı. Ha, bu kadardı. Sen bize ev tutacaksın yani. Öyle gönlünden koptu. Hangi sıfatla? Yani ben bilmiyorum ki şimdi. Eveleyip geveleme. Söyle bana hangi sıfatla? Bana bak, siz nişanlandınız falan mı yani benden habersiz? Onu da mı yaptın kızım? Anne yok. Nereden çıkardın onu? Nereden çıkardın? Ben de onu diyorum sana. Nereden çıkardın? Akrabam değilsin, ailem değilsin, arkadaşım değilsin, damadım değilsin. Yani sen bize böyle yardım etmeyi nereden çıkardın? Anne. Yani yardımcı olabilmem için illa aramızda bir şey mi olması gerekiyor? Bak oğlum, benim 30 senelik kocam bizi kapının önüne koydu. Eşyalarımızı biz kapının önünden topladık. Sen burada 2 gündür tanıdığın kıza ev mi tutacaksın? Ha? Yani kusura bakmayın Songül Hanım, ben yardım etmek için burada. Hayır, sen o evi tutacaksın. Sonra ne isteyeceğim benim kızımdan?
Yapmayın Songül Hanım, ben durumunuzu bildiğim için geldim. Hadi kalk. Kalk. Yardım anne, diyor. Bak. Anne dur bak, sen yanlış anladın. Eğer mesela ailelerin tanışmasıysa. Yani eğer sizin de içiniz rahat edecekse ben ailemi sizinle tanıştırabilirim. Ne yapacağım ben sen ailenle tanışıp? Yani sözlenebiliriz. Ya kahraman ne yaptın sen? Ne aile tanışması? Ne yapayım İlkün? Hayır söylemesem annem bana ırz düşmanı muamelesi yapıyordu, gördün. Aferin sana ya. Ya tamam dersen işte. Geliyorum. Şimdi biz Canan Hanım'la konuştuk. Yani fikir şeysi şey yaptık. Demek sen şimdi aileler tanışsın diyorsun öyle mi? Anne aslında... Evet. Evet hem sizin içinizde rahatlamış olur hem de güvenirsiniz. İyi tamam tanışsın bakalım. Bunun bir adını koyalım. Ama ev mevzini unut yani, öyle bir şey isteme. Sen böyle bir de etrafta çok dolaşıyorsun. Bir tanıyalım bakalım senin ananı babanı kimmiş neymiş anlayalım. Anlayın tamam. Ya anne aslında yani... Tamam ben her şeyi organize ederim İlkül, hiç merak etme. Sizin de uygun olduğunuz bir zamanda. Sen anan baban buralardan mı, biz bilir miyiz? Yok sanmıyorum, tanımazsınız. Yani babamın adı Cihangir, Cihangir Demir. Ne oldu Canan Hanım, iyi misin? İyiyim. Ben gideyim o zaman. Evet, ben de uğurlayayım. İyi hadi, selametle. Ne oldu ya? Bir şey oldu Canan. Songül, sen bu oğlanın babasını tanımadın değil mi? Yok, nereden tanıyacağım? Ararım o zaman ben seni. Haberleşiriz. Tamam. Çok zengin bir aile. İstanbul'un en köklü, en zengin ailelerinden biri. Babasının adı niye Cihangir? Çünkü Cihangir'in neredeyse tamamı bunların da zamanında. Kahraman'ın babası. Evet. Öyle diyor işte kızım. Yani şimdi ben... Yani üzülmenizi de istemem ama söylemek mecburiyetindeyim. Çünkü benim bildiğim kadarıyla, tanıdığım kadarıyla bu aile... ...kendilerine seni gelin olarak kabul etmezler. Yani hadi ettiler diyelim. Söyle Canan Hanım, söyle. Davul bile dengi dengine de. Yani üzülürsün kızım. Bunlar zor işler. O yüzden sen boşuna bir beklentiye falan girme yani. Ya zaten ben bir beklentiye girmiyorum ki. Lafını sen ettin ya. Evliliğin lafını bile etmedim ben. İstemiyorum da. Ya sen insanı rezil ediyorsun ya. Kızım sen o zaman ne niyetle çıkarttın bu çocuğu ya benim karşıma? Ha? Ya ne sıfatla ya? Biz onun tuttuğu evde ne sıfatla oturacağız? Ha? Ne der el alem? Dostuna ev tutmuş gibi. Ha? Ya siz iyice sapıttınız ha. Tamam Songül, bulunur bir çaresi. Ya vallahi Canan Hanım ben bittim artık ya. Ben bittim bunlardan, çıldıracağım. Bunlar beni bitirdi. Bunlar bir yandan uğursuz babaları bir yandan. Hani yetti artık senin sinirine. Ya çocuk alt tarafı bir yardım edeyim dedi. Ne yardımı ya? İstemez yardım falan. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Gel buraya, nereye gidiyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.